İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenilerinin yerel parlamentosu bölüm 4. Ogün Samast davasında süresizlik iddiası, Dink cinayetinin davası devam ediyor. Kütahya'da Gomidas Vartabet'e saygı duruşu. Batı Ermenistan'ın evlatları Arturo Saruhan, Konstantinopolis'teki Pera Mkhitaryan Okulu, Ardahan kışın nefesini hissetti. İhracat gelirlerinin %95'i petrol ve gazdan gelen Azerbaycan'da COP29'un düzenlenmesi şaka gibi gelebilir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şu anda size konuştuğum gibi yerli bir halk olarak Ermeni milleti soykırım, Armenoside, etnik temizliğe ve tarihi ve kültürel mirasının hedefli bir şekilde yok edilmesine maruz kalıyor. Sadece tehdit ve intikam eylemleriyle değil, aynı zamanda insanlığa karşı suçlarla da karşı karşıyayız. Bu nedenle yerli halkların temsilcilerinin, ailelerinin, arkadaşlarının ve yasal temsilcilerinin güvenliğinin ve korunmasının sağlanması için bu eylemlerin kaydedilmesine ve önlenmesine olanak sağlayacak mekanizmaların güçlendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda halkımın ve tüm yerli halkların güvenliği de sağlanmalıdır. Doğu Avrupa, Orta Asya ve Transkafkasya bölgesindeki Batı Ermenistan Ermenileri parlamentosu bu öneriyi destekliyor ve bu önerinin tüm yerli nüfusa genişletilmesi çağrısında bulunuyor. Çünkü onlar da intikam kurbanı olabilirler. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Armenag Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı. Hrant Dink cinayetinin anayasal düzeni ihlal suçlamasıyla 12 sanığın yargılandığı davasına 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme duruşması 10 Ocak 2025'e ertelendi. Cinayet davasına asıl sanık olarak katılan Samast, tahliyesinin ardından örgüte katılmamakla birlikte örgüte destek vermekle suçlanıyor. Önceki duruşmada savcılık Ogün Samast ve çok sayıda sanık hakkında süre aşımı gerekçesiyle davanın durdurulmasını ve bazı sanıklara yaptırım uygulamasını talep etmişti. Savcı, Samast ve diğer bazı sanıklara yönelik suçlamaların süresi içinde düşürülmesi yönünde dilekçe verdi. Ancak Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in de anayasal düzeni ihlal suçundan cezalandırılmasını talep etti. Aralarında Hülya Deveci'nin de bulunduğu Dink ailesinin avukatları savcılığın taleplerini eleştirerek ceza indirimi ve zaman aşımının kabul edilmesinin davanın gerçekliğini yansıtmadığını vurguladı. Sanıklardan Erhan Tuncel ise savunmasında polis yetkililerini suçlayarak suçu önleme imkanlarının göz ardı edildiğini vurguladı. Bir sonraki duruşma 10 Ocak 2025'te saat 11'de görülecek. Kütahya Kent Konseyi'nin Tarih, Kültürel Miras ve Yerel Değerler Çalışma Grubu 20 Ekim'de sanat perspektifinden Kütahyalı Gomidas etkinliğini düzenledi. Etkinlik belediyenin desteğiyle Kütahya Kültür Sanat Derneği KÜSAT salonunda gerçekleştirildi. 1869 yılında Kütahya'da doğan Gomidas Vartabet, dünyaca ünlü bir müzikolog olup yaşamının bir bölümünü yaratıcı yolunun başladığı bu şehirde geçirmiştir. Etkinliğin girişim grubu başkanı Ahmet Sunal şunları kaydetti. Dünyaca ünlü müzikolog Gomidas Vartabet'i doğduğu yer olan Kütahya'da sanat açısından anmak eşsiz bir duygu. Dünyanın savaşlarla ve insanlık trajedileriyle boğuştuğu günümüzde sanatın birleştirici gücünü takdir etmeli ve barış kültürünü yaymak için çabalamalıyız. Arturo Saruhan, Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyükelçisiydi. Halen Brookings Enstitüsü'nde çalışmaktadır. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde misafir profesördür. Saruhan, Meksika'nın başkenti Meksiko City'de doğdu. Ataları Rusya'dandır. Dedesi Artur Saruhanyan orada doğmuştur. Baba tarafından büyükannesi Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten Yunanistan'a, oradan da Saruhan'ın büyük babasıyla tanıştığı Venedik, İtalya'ya kaçarak kurtuldu. Arturo baba tarafından Ermeni, anne tarafından ise İspanyol ve Katalan kökenlidir. Başkan Felipe Calderon tarafından büyükelçi olarak atanan Saruhan, ülkesinin komşusu ve en büyük ticaret ortağı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde Meksika'nın baş diplomatıydı. Konstantinopolis'teki Pera Mkhitaryan Okulu sadece bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda Batı Ermenistan Ermeni kültürünün yabancı ülkelerde korunması ve geliştirilmesinin de simgesiydi. 19. yüzyılın başında Mkhitaryan cemaatinin çabalarıyla kurulan bu eğitim merkezi, Konstantinopolis'teki Ermeni cemaatinin hayatında önemli bir rol oynadı. Okulun amacı Ermeni gençliğine eğitim, Ermeni dili, edebiyatı ve kültürü kazandırmak ve yabancı bir ülkede Ermeni kimliğini korumaktı. Yıllar geçtikçe Pera'nın Mkhitaryan Okulu, Ermeni aydınları ve ulusal şahsiyetlerden oluşan bir neslin oluşumunu destekleyen, bilginin, Ermeni yetiştirilme tarzının ve eğitim geleneklerinin taşıyıcısı haline geldi. Ardahan'da bu sabah gece yağan yağmurun taze izlerinin yerini kışın beyaz örtüsüne bırakan ilk kar tanelerinin hafif düşüşüyle başladı. Doğa karın büyüleyici beyazlığına gömülmüştü. Ağaçları ve bitkileri kaplayan ince bir kar tabakası bölgeyi bir kış harikalar diyarına dönüştürdü. Ancak yaylalarda kar, yaban hayatı için zorlukları da beraberinde getirdi. Yiyecek bulmakta zorlanan yabani atlar, yiyecek bulmak için Kur Nehri kıyılarına inmek zorunda kaldı. Ardahan'ın bu etkileyici manzaraları, Batı Ermenistan'ın doğasının sonsuz güzelliğine tanıklık ettiği gibi, kışın soğuk nefesinin her zaman yeni denemeleri de beraberinde getirdiğini bize hatırlatıyor. COP29 zirvesi yaklaşıyor ve bu sefer Bakü'de yapılacak. Önümüzdeki ay etkinliğe katılmak üzere yaklaşık 50.000 kişinin Bakü'ye gelmesi bekleniyor. Kota adlı dergi, Bakü'nün ihracat gelirinin %95'inin petrol ve gazdan elde edildiği dikkate alındığında bunun bir şaka gibi görülebileceğini yazıyor. Bakü hükümeti kendi ülkelerindeki iklim yolsuzluklarını ve çevre suçlarını araştırmaya cesaret eden gazetecileri sansürleyerek ve hapse atarak iklim konferansı öncesinde uluslararası imajını yeşilleştirmeye kararlı görünüyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Bakü'nün batı kısmının sakinleri, Soyutlu köyü yakınlarındaki İngiliz altın madeninden çıkan zehirli atıklar için önerilen yeni depolama tesisini protesto etmeye başladı. Azerbaycan rejimi protesto eylemini düzenlemekle önce Batı'yı ardından Rusya'yı suçladı. İngiliz şirketi Anglo-Asya Madenciliği tarafından işletilen maden, altını ana kayadan ayırmak için siyanür kullanıyor. Ardından yerel halkın söylediği zehirli topraklarına ve nehirlerine boşaltılıyor. Bölgede yaşayanlar dumandan kaynaklanan solunum yolu hastalıklarından şikayetçi ve akciğer kanseri vakalarının da arttığını söylüyor. Azerbaycan'ın az sayıdaki bağımsız haber yayın organlarından biri olan Abzas Medya'nın muhabirleri inceleme yapmak üzere gelerek maden ve madenin yerel halka verdiği çevresel zarar hakkında yazılar yayınlamaya başladı. Ardından Bakü yetkilileri derginin kurucusu Ulvi Hasanlı'yı ve ardından 4 muhabirini tutukladı. Geçen hafta şu anda sürgünde olan Abzas Medya Genel Yayın Yönetmeni Vekili Leyla Mustafaeva, Kopenhag zirvesinde COP29'un Bakü hükümetine fosil yakıt ihracatını yeşil hale getirmesinde nasıl yardımcı olduğunu anlattı. Ana akım medyanın artık Güney Kafkasya'da ofisi veya muhabiri yok ve yerel gazeteciler yetkililerin muazzam baskısı altında. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.